Annem. Ne yapıyorsun sen burada tek başına böyle? Hiç annem. Öyle oturup kalmışım işte. Anne biz yine seni yarı yolda bıraktık ev konusunda, özür dilerim. Yani ben artık neyi nasıl düzelteceğimi vallahi de bilmiyorum, billahi de bilmiyorum ya. Defne öyle deyince birden şok oldum. Oğlum, boşuna dert ediyorsun. Benim ondan yana bir sıkıntım yok. Defne bir kere güzel konuştu. Kendine yakışanı yaptı. Eşim böyle keyfe keder bir eve çıkmak başka. Buradan böyle kırgınlıkla gitmek başka. Herkes birbirini anlamışken, az bir yüzümüz gülmüşken bir ses etme bakalım. Babaannen de pişman belli ki. Yani onu hiç böyle görmedim ben. Eve geldiğinde oturduk konuştuk böyle uzun uzun. Defne'ye karşı öfkesi de dinmiş belli ki. Anladı tabii. Hepimiz böyle birer birer gideceğiz. Pişman oldu. Ben yine eskiye dönecek diye korkuyorum anne. Yani Defne ona inanmış. Ne bileyim değişti diyor, o diyor da ben... Anneciğim, eğer Defne gurur yapsaydı, eve dönmeyeydi, hiçbirimizin yüzüne bakmayaydı, sen perişan olacaktın. Babaannenin ne kadar sevdiğini hepimiz biliyoruz. Arada kalacaktın. Ama Defne olgun davrandı. Aileyi bir araya getirmeye çalıştı kız. Hepimiz gördük bunu. Babaannen de gördü. Ana. Hayırlı akşamlar. Yemek yapmış bana. Uğraşmış. Kalktı Halifeti'ye getirdi. Öyle şaşırdım ki. Neler ettim kıza. Kıstım ettim. Kapının önüne koydum. Benim için yemek pişirmiş. Bir tatsana babaanne dedi. Allah biliyor. El kadar kızın karşısında küçücük kaldım. Sonra dedim ki kendi kendime. Babası yüzünden günahsız küçücük kızın yüreğini daha ne kadar deşecek. Hatalar yok mu? Var elbet. Ama düzelecek. Hem bana diyeydi. Ben hastaneye gideyim. O kağıdı almaya diye. Ben git derdim. Korkmuş kız işte. Neyse ne. Geçti. Ömer. Öfkem yüzünden bana kızma. Demek ki benim Defne ile babasını birbirinden ayırmam için bunları yaşamam gerekmiş. Bu da benim sınavımmış. Benim gözümü kör eden de ama yüreğimdeki perdeyi kaldıran da Defne oldu. Bundan sonra hep tatlı kavgalarımız olacak. Oğlum, sen nasıl iyi olacaksın, nasıl mutlu olacaksın, öyle yaşa. Benim kedere gücüm kalmadı. Bunları söyleyen babaannem miydi? Sen de dedim. Yapma artık anneciğim. Cumali. İlacını getirdim. Vaktini geçirme.
Zümrüt. Anladım ki benim dirliğimde, düzenimde aldığım nefes de senden birimiş. Kurban olduğum Allah'ım, bir daha yokluğumu göstermesin be. Senden evvel alsın canımı Rabbim. Yokluğun acısına dayanamam ben Zümrüt. Ne biçim laflar edin öyle Cumali? Allah gençinden versin. Öyle deme. Hem ne diye sen önce öyleymişim bakayım? Ha? Ben senin arkanın acını çekeceğim. Hep kendini düşüneyin ha. Bak şimdi ya, bu ne biçim laf ya Zümrüt?